Merhabalar sevgili akrepler ve özellikle yükselen burcunuz akrepse hoş geldiniz Ekim ayı yorumlarıma. Sevgili akrepler bir Merkür retrosu deneyimledik 12. ev alanınızda, 11. ev alanınızda. Dolayısıyla biraz dedikodulara maruz kalmış olabilirsiniz. Başkalarının sıkıntılı sorunlarını, aile ilişkilerini çözmek zorunda olmuş olabilirsiniz. 2 Ekim'de bu tamamlanıyor ve Ekim ayını seveceksiniz. 2 Ekim'de artık Merkür yavaş yavaş düze dönüyor. 3 Ekim'den itibaren derece toplar. Fakat biz bunu 17 Ekim'e kadar aynı gündemler biraz daha gündeminde kalabilir. Aynı konulara yeniden yorulabilirsiniz. Duygusal yanlışlar yapabilirsiniz demek durumundayım. 17 Ekim'e kadar, 17 Ekim'e kadar Merkür retrosunun gölgeli dönemini yaşayabiliriz. Aynı konuları tekrar yaşayabiliriz. Duygusallık var bunun içinde. Duygusal olarak biraz zaaflarınız olabilir, eğilimleriniz olabilir. Değeriniz sanki anlaşılmamış gibi hissediyor olabilirsiniz bu dönem. Çünkü 12. ev alanınızda etkili oldu bu Merkür retrosu. Bu ay aynı zamanda sevgili akrepler bir de Mars retrosu yaşayacağız. Mars retrosu tabii sizin yöneticiniz ama ikizler üzerinde olacağı için sizin için 8. ev para alanında olacak. Dolayısıyla sevgili akrepler para alanındaki Mars retrosu, bakınız adı retro olmasına rağmen bu yıla özel söylüyorum bunu, sizi güçlendirecek. Neden? Çünkü Kuzey Ay düğümünden çok güzel bir üçgen açı alıyor bu Mars retrosu. Bu yıla özel, dediğim gibi 2 yılda bir Mars retrosu yaşarız ama bu yıla özel iyi, gayet iyi. Ve biraz gökyüzü konfigürasyonuna bakalım. Öncelikle 3 Ekim'de Merkür retrosu bitiyor ve Merkür retrosu tamamlandıktan sonra biz biraz daha benzer konular yine gündemimizde kalır. Ne zamana kadar? 17 Ekim'e kadar. Yani 17 Ekim'e kadar özellikle bu Merkür'ün eksilttiği dereceleri düze döndüğü vakit aynı konuları yeniden bize yaşattığı gölgeli dönemini yaşayacağız. Dolayısıyla 3 Ekim, 17 Ekim tarihleri arasında aynı konular gündemimizde ama toparlanma etkimiz var. Toparlanma fırsatlarımız var. Merkür halen bu durumda retro gibi kabul edebiliriz. Aynı zamanda bu ay Mars'ın da retrosunun başladığı günler sonunda Ekim'in 29-30'unda artık 25 derece ikizlerden Mars retrosuna başlıyor ama biz bunu zaten gölgeli dönemlerindeyiz. Biz bunun 4 Eylül'den itibaren gölgeli dönemindeyiz. 23 Ekim'e kadar Güneş Terazi burcunda. Venüs de tekrar halen terazide. Ayın sonuna doğru o da, her ikisi de Akrep burcuna geçiş yapacaklar ve teraziden akrebe geçtikten sonra biz biraz daha akrep gündemimiz olacak. Para, başkalarının parası, borçlar, ödemeler gündemlerimiz olacak. İşinizle ilgili yoğun bir trafiğiniz var. Çalışanlar için elbette, hepsi için, herkes için değil. Ama Venüs'ün özellikle Başak Burcu'nda olduğu dönemi aramayacağız. Eylül ayında, Eylül'ün sonuna kadar Venüs Başak'taydı. Ve biz 29'undan itibaren Venüs'ü artık terazide yaşadık. Bu dönem Ekim ayının ilk günleri, yani gayet gayet güzel. 14'ü 19'u arası ise hem Plüton artık düze dönmüş durumda olacak, 9'unda dönüyor ve de özellikle bu 14-19'u arası gökyüzü konfigürasyonu çok güzel. Plüton 9'unda evet dönüyor ama biz bunu 15, 16, 17'sinden sonra hissederiz. Hatta Plüton gibi bir jenerasyon gezegeninin düze dönmesi de çok büyük büyük anlamlar ifade etmeyebilir. Elbette daha güçleniyoruz. Bu da bir gerçek. Oğlak'ta yıllardır biliyorsunuz ama Kova burcuna geçecek ve bunu çok seveceksiniz 2023'te. Ve 9 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Akşam 23.50 55'te. Şimdi Koç burcu 16 derece Koç üzerindeki bu dolunay bizim için aslında yeni bazı konuları, yeni olmasına rağmen tamamlanması anlamına geliyor. Koç'ta bir fevrilik vardır. Birden başlar, saman alevi gibi birden bitirebilir. Aşkları da böyle yapabilir, işini de böyle yapabilir. Koç'taki dolunay da her birimize bu anlamda bazı sıkıntılar verebilir. Yani bazı konular istemediğimiz halde çok hızlı sonlanabilir. O yüzden uyumda kalmamız gerekiyor. Terazi Venüs etkisi, uyumlu olmamız gerekiyor. Gereken günlerdeyiz demeliyiz. Tekrar söylüyorum, 14 ve 19 arası gayet güzel günler. 23 Ekim'den itibaren artık Güneş Akrep Burcu'na geçiş yapıyor ve aşk meşk konuları,
Ve parayla ilgili bir takım soru işaretleri içinde olduğunuz kurumlar, banka olabilir, kendi işiniz olabilir. Bunlar düze çıkıyor. Bunlar daha doğru hareketlerde, sizin için daha faydalı hareketlerde bulunabilirler. Epeydir beklediğiniz, alamadığınız krediyi bu dönemde alabilirsiniz. 23 Ekim'den sonra özellikle. 25'inde bir parçalı güneş tutulması var. Bu 25 Ekim 2 derece akrep burcunda olduğu için biz bunu akrep etkili demek durumundayız ve yeni başlangıçlara işaret eder. Neden? Yeni aylarla olur çünkü güneş tutulmaları. Fakat şunu da söylemeliyim ki güneş tutulmaları bu yıl boyunca, ay tutulmaları da güneş tutulmaları da tam tutulma değildi. Ama daha toksik ve sıkıntılı olanlar 2023'te. 2023 videolarım için kanalımı lütfen takibe alınız. 2023 videolarım için de birkaç gün içinde yayın yapacağız. Fakat Mars'ın derece eksilttiği günlerin gündemleri aslında şimdi gündemimiz. Tekrar söyleyelim. Mars'ın derece eksilttiği günler, yani 29 Ekim'den itibaren tam 2 ay. O günlerde her ne yaşayacaksak biz onların ipuçlarını görmeye başladık. Çünkü gölgeli dönemindeyiz 4 Eylül'den itibaren. Hiç olmadık bir ameliyatınız, hiç olmadık bir cerrahi müdahale veya sağlıkla ilgili bir konu, trafik kazaları gibi konular gündemimiz olabilir. Ama tutkulu bir aşk da yaşayabilirsiniz. Bu da bunun gündemi diyebiliriz bazılarınız için. Ve Güneş'le Venüs'ün bazı açıları zorlayıcı 20 Ekim'de. Buna biraz dikkat edelim. 23 Ekim'den itibaren Satürn düze dönüyor dedim. 27'si biraz sert bir dilimiz olabilir. Gökyüzü konfigürasyonu söylemlerine dikkat et diyor. Dilin biraz sert olabilir diyor. Unutmayalım. 29 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. 29 Ekim'den itibaren biz biraz daha para odaklı olacağız ve kaynaklar biraz daha kısıtlıymış, bunu fark edeceğiz. Biraz kıtlık dönemi diyebilirim. 29 Ekim'den itibaren Merkür'ün Akrep'te olduğu dönem parayla ilgili arayışlarımız olabilir özellikle. Belirttiğim gibi sevgili akrepler, özellikle 14 ve 19 arası sizin için gayet güzel dönem. Bu döneme güzel buluşmalarınızı, güzel görüşmelerinizi denk getirebilirsiniz. 23 Ekim'den itibaren Satürn artık yuva noktanızda, 4. ev alanında düze dönecek ve 4. ev alanı sizin için de tabii ki çok kıymetli bir nokta, çünkü 4-10 aksı İşle ilgili de kalıcı olan geliyor demektir. 10. evinize sirayet eder. Burası muhakkak. Ama 4. ev alanındaki düze dönmüş Satürn, evle ilgili bunalımlı, üzerinize düşen ve yapmadığınız bazı sorumlulukların hatırlatıldığı günlerin geride kaldığını göreceksiniz. Birçok eski davranışınız, uygularınız aile içinde eleştiri olarak gelebilir size. Eylül'de, Ekim'de, ama 23 Ekim'den itibaren artık Satürn düzde. 25, 26, 27'sinden itibaren derece toplamış olur. 7 Mart'a kadar, 7 Mart'a kadar burada Kova burcunda, sonra 5. ev çocuklar alanına geçiyor sizin için. Güzel bir Ekim ayı diliyorum. Astroloji eğitimlerime katılmayı tercih ederseniz, grubumuz halen canlı yayınlarla devam ediyoruz. Grubumuz 3 hafta eğitim yaptı, 4. haftaya giriyoruz. Halen dahil olabilirsiniz. Toplam 5 ay sürecek. Ya da kanalıma katıl aboneliğiyle daha ekonomik şartlarda videoları izleyerek de eğitim alabilirsiniz. Görüşmek üzere sevgili akrepler. Hoşçakalın.